Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ekim 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş ayın 23'üne kadar Terazi burcunda parlayacak ve hemen ayın başında 2 Ekim'de Terazi burcunun 10 derecesinde yeni ay ile birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulmaları tabii ki çok güçlü yeni aylar. Bu ayla birlikte en az 6 ay hatta 1 yıl etkisinin devam edebileceği bir süreçten bahsediyoruz. Terazi Koç aksında 2023 Nisan'ında başlamış olan tutulma döngüleri de tamamlanıyor bu tutulmayla beraber. Üçüncü ev konularınız nispeten sizin için daha keyifli olan konular aslında. Yeni gelişmeler, fikirler, eğitimler, hayatınızda olacak bazı alacağınız kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler, seyahatler, yolculuklar, yakın çevre ilişkileriniz, ticari girişimleriniz, belki kardeşlerle ilgili konular bu tutulmanın kapsamında olabilir. Merkür'le de birleştiği için hareketin, iletişimin, haber trafiğinin çok artmasını bekleyebiliriz. Yani yakınlarınızla daha fazla görüşeceksiniz, haberler gelebilir, kardeşlerle ilgili konular gündeminizi değiştirebilir, akrabalar, hatta komşular bu tutulma kapsamında olabilir. Beklemediğiniz seyahatler olabilir. Bazı eğitimlere başlayabilirsiniz. Bazı ticari girişimleriniz, fırsatlarınız söz konusu olabilir. Sevgili aslanlar. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 10 derece ve yakınlarında artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Koç, terazi, yengeç, oğlak gibi burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa sevgili aslanlar, sizin için çok daha etkili, önemli bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Bu tutulma ve tutulmayı takip eden günlerde evet hayatımız hareketleniyor. Merkür etkisiyle ayın ikinci yarısına kadar, özellikle ilk yarısında daha fazla bilgi trafiği var, daha fazla seyahat fırsatlarınız var, iletişim artıyor. Yeteneklerinizi çeşitli şekillerde yazarak, konuşarak, çeşitli tasarımlarla, mesleki konularda, öğrenciyseniz eğitim hayatınızda daha aktif bir şekilde de ortaya koyabilirsiniz. Ve 9 Ekim'de Jüpiter İkizler Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Mayıs sonundan bu yana biliyorsunuz Jüpiter İkizler'de, şans gezegenimiz. Bu da 11. evinizde. Dolayısıyla bu dönem aslında sizin için daha eğlenceli, sosyal anlamda daha hareketli geçmiş olabilir. 5 Şubat'a kadar Jüpiter retro olacak. Jüpiter retrosu ne demek? Yani bu dönemde aslında içsel gelişmeler ya da bir şeyleri daha fazla gözden geçirme imkanı verebilir bize. Örneğin son 6 aydır sosyal hayatınızda gelişmeler oldu. Yeni arkadaşlarınız var, yeni projeleriniz var, yeni bir şeylere başladınız bu dönemde. Şimdi bunları böyle bir gözden geçirebilirsiniz, içselleştirebilirsiniz. Eksikleri, yanlışları, hataları şöyle bir tamamlayabilirsiniz. Ya da hani gözden kaçırdığınız bir şeyler varsa onları fark edip tamamlama fırsatı bulabilirsiniz. Daha çok manevi anlamda gelişme imkanlarını size sunabilir aslında Jüpiter ikizlerde gerilerken. Eğer yanlış düşünceler, işte yanlış fikirler, doğru olmayan bilgiler, işte tutulmayan sözler, gereksiz konuşmalar, dedikodular ve benzeri şeyler varsa çevrenizde, sosyal hayatınızda, bunlar da bazı sonuçlar getirebilir. İşte yanlışları, doğruları görebilir, fark edebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız bir projeniz varsa, bu başladığınız bir kurs da olabilir, bir eğitim de olabilir. İşte bunları da şöyle bir değerlendirme imkanları bulabilirsiniz. Ve 8-9 Ekim Merkür-Jüpiter üçgeninin aktif olduğu güzel bir enerji var gökyüzünde. Aynı zamanda Venüs'te Mars arasında da güzel bir açı var. Hem parasal konularda sizin için iyi çalışabilir bu enerji. Hem de manevi anlamda farkındalığınızı destekleyebilecek zamanlar. Gizli bazı destekler de alabilirsiniz. Bazı manevi anlamda böyle ilham akışı gibi mesajlar ya da sezgilerden yararlanmak gibi tesirler olabilir bugünlerde. 13 Ekim yine Güneş-Jüpiter üçgeninin olduğu ayın güzel zamanlarından birisi. Güneş-Jüpiter üçgeni de size özellikle iletişim, seyahatler, sosyal anlamda fırsatlar getirebilir sevgili aslanlar. Ve 17 Ekim'de 24 derece Koç burcunda dolunay var. Bu dolunay tabii ki terazi tutulmasıyla da bağlantılı çalışacak. Koç tutulması, Koç dolunayı 9. evinizde meydana gelecek. Şanslı bir alan yine. Gördüğünüz gibi bu ay gökyüzünde genellikle sizi güzel etkileyecek tesirler var. Tutulma da öyle, dolunay da sizin için güzel bir açıda meydana geliyor. 9. evden gelen bir dolunay
hayatınızda özellikle yurt dışı ile ilgili bazı beklentileriniz varsa bunları bir netleştirebilir. Belki de bir buçuk yıldır hani üzerinde uğraştığınız bir konu bu. 2023 Nisan'ından bu yana aktifleşmiş bir konu olabilir. Yurt dışına gitmek, yerleşmek, yurt dışında yerleşim, belki bir eğitim ya da bir ticari oluşum olabilir, bir beklentiniz var. Dolunay bir tamamlanma, burada bir sonuç alma ya da bir yol ayrımı da getirebilir. Yani belki artık hani olumsuz da olsa ya da hani bitmesi gereken bir konudur, artık üzerinde uğraştığınız bir projedir ama ilerlemiyordur, bitebilir, tamamlanabilir. Aynı şekilde bazı yasal işleriniz, hukuksal beklentileriniz varsa, bir dava, mahkeme konusu, bunların da aktifleşeceği bir dönem aslında. 17 Ekim ve takip eden 2 haftalık süreç içerisinde bu konuların daha fazla gündem oluşturması mümkün. Çeşitli nedenlerle, eğitim için, iş için seyahatleriniz olabilir, yolculuklarınız olabilir ve bazı akademik işleriniz, üniversite eğitimi gibi konular, eğitimle ilgili her türlü konu, iletişim işleri, medya, sosyal medya, internet üzerindeki işler, girişimler ve bunlarla ilgili bazı aktifleşebilecek durumlar da olabilir hayatınızda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 24 derece yakınlarında olan bir aslansanız, bu dolunay size güzel bir açıda çok daha aktif, daha olumlu, daha şanslı etkiler getirebilir. Öncü burçlarda, koç, terazi, yengeç, oğlak gibi burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, özellikle 24 derece ve yakınlarında, o zaman bazı streslerin, bazı gerilimlerin olması da mümkündür. Bu dolunay ve dolunay yakınlarında biraz daha mücadele etmeniz gerekebilir. Özellikle 12. evinizde ay boyunca Mars var. Mars yengeçte biraz huzursuzluk verebiliyor size. Yani herkese de çok güvenmeyin. Konuşurken, bazı bilgileri paylaşırken, ne bileyim internette iş yaparken, online işlerinizde, alışverişlerinizde, ticari konularda biraz daha temkinli olun. Çünkü 12. evdeki Mars her zaman kontrol edemeyiz. Bu arka planda gizli bir şeyler oluşturabilir, gizli düşmanlıklar olabilir, zorlayıcı etkiler getirebilir. Dolayısıyla ay boyunca güvenliğe dikkat edeceğiz. Çok gereksiz riskler almamaya çalışacağız sevgili aslanlar. Ayın 23'ünden itibaren Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. Bu ne demek sevgili aslanlar? Ayın 23'ünden itibaren biraz daha enerjimizi daha çok özel hayatımıza, işte evde yapılacak işlere ya da ailemize odaklamaya başlıyoruz. Kasım ayında da devam edebilecek bazı konularımız gündeme gelmeye başlayabilir. Ev yerleşimi ile ilgili ya da aile ile ilgili konular bunlar olabilir. Evde çalışanlar için de belki hani evde daha fazla zaman geçirmek gibi konular söz konusu olabilir tabii ki sevgili aslanlar. Evet, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.